efendim, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii bu açıklamaları oldukça önemli. Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek ona da yaparız diyor ama benim merak ettiğim şu. Netanyahu çok kısa bir zaman önce Amerika'ya gitti. İşte kongrede alkışlandı, defalarca kez elleri patlayıncaya kadar oradaki üyeler alkışladı, hatta konuşturtmadılar bile. Sonrasında Trump'ın inanılmaz derece bir samimiyetle karşılaması vardı Netanyahu'yu. Hemen akabinde ise Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'na yönelik bu hadsiz ifadeleri, küstahça paylaşımları. Sizce zamanlama olarak biraz manidar mı bu? Bir de bu kadar katliam, soykırım devam ederken, kendisi hali hazırda bunu yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı benzettiği olay ve kişi de çok manidar değil mi? Yani ne yapmaya çalışıyor sizce? 7 Ekim tarihinden beri bir soykırımı izliyoruz hep beraber. Evet. Bir katliama tanıklık ediyoruz. Ama bir diğer taraftan da bir senaryoyu açık bir şekilde kurgulamış bir İsrail lobisinin o bölgede katliamın normalleştirilmeye gayret edildiği. Önce Gazze'yi, ardından Batı Şeria'yı, daha sonra Lübnan'ı, belki Suriye'yi, belki İran'ı hedef tahtasına koyabileceği bir alanı resmettiği bir görüntüyü görüyoruz. Ve biz bu oyunun bir parçası olmayacağımızı 7 Ekim gününden beri açık bir şekilde ortaya koyduk. Mazlumun yanında yer alacağımızı. Bu senaryoda onların sözde büyük İsrail hedefine ulaşmaları mümkün olmayacağını, zaman zaman Arap devletlerini ve İslam coğrafyasını uyararak, dönem dönem Batı dünyasının başkentlerine hem Sayın Erdoğan hem Sayın Fidan bizzat doğrudan girişimlerde bulunarak, zaman zaman giderek, zaman zaman telefon ederek, G7 zirvesinde, Şanga işbirliği yapılanmasında, NATO'da, her yerde samimiyetle söylemeye devam ediyoruz. Ve aslında bir sınavdan geçiyor coğrafya. Bu sınav Osmanlı Barışı'ndan sonra bir türlü taşların yerine oturmadığı gerçeğini herhalde o camiadaki bütün devletlere, kağıt üstünde egemen olan, kağıt üstünde bağımsız olan ama gerçekten o bayrağın altında milletlerle iktidarların çok sayıda kopukluk yaşadığı devletlere de göstermiştir diye tahmin ediyorum. Ve Sayın Erdoğan'ın vurgusu çok kıymetliydi. Karabağ, Türkiye davet edildi ve 30 yıllık işgal ve hukuksuzluğu 44 günde çözdük. Libya, eğer Türkiye o sahada olmasaydı, İHA'larla ve SİHA'larla, çok muhtemel biz bugün 3 tane Libya'dan, bölünmüş Libya'dan bahsediyor olacaktık. Ve Filistin'e dair vurgusu çok kıymetli. Evet, evet, Türkiye doğrudan silahlı kuvvetler vasıtasıyla Gazze'ye gitmeyebilir. Ama oradaki vurgu artık bir barış gücü. Artık kalıcı ateşkes. Artık barış, artık iki devletli bir çözümden yana tavrı bizim kadar samimi şekilde uluslararası kamuoyu da ortaya koysun tavrıydı. Ben bu küstahça Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu paylaşımın zaten başlı başına bir suç olduğu kanaatimi uzun zamandan beri söylüyordum. Bu da yepyeni bir delil oldu. Siz seçilmiş bir cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı, binlerce yıllık medeniyetin cumhurbaşkanını Saddam Hüseyin'le aynı kefeye koyduğunuz zaman ya tarih bilmiyor, cahilsiniz ya da coğrafyayı tanımıyor, hainsiniz. İkisinden biridir. Ama hem cehalet yakışır, hem ihanet yakışır. İsrail Dışişleri Bakanı'nın çok acilen özür dilemesini bekliyor muyuz? Beklemiyoruz. Ama şunu da vurgulamam lazım. Yapılan tüm bu paylaşımlar bende hala şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam şaşırıyor musunuz? E tabii. Eğer biz şaşırmazsak onlar gibi oluruz. Eğer buna şaşkınlığa dair bir tavır sergilemezsek onların yaptığını normalleştirmiş oluruz. O yüzden atılan her hukuksuz, her ahlaksız harekete şaşırmaya devam etmemiz lazım ki normali unutmayalım. O bakımdan Gözde Hanım, bunlar anormal. Anormal bir süreçten geçtiğimizin de bilincindeyiz. Türkiye'nin arzusu kalıcı barış ve istikrar. Peki. Şimdi son olarak yaşanan bir başka gelişme de Golan Tepelerine bir saldırı gerçekleştirildi. Hizbullah dedi ki ben bu saldırıyı yapmadım ama Netanyahu, İsrail yönetimi özellikle ve üzerine basa basa diyor ki hayır sen yaptın. Hizbullah yapmış olsaydı sizce kabul etmez miydi? Bir ikincisi Netanyahu'nun özellikle Hizbullah'a sen yaptın deyip açıklamasını yok saymasının arkasında neler var? Kendisi de sonuçta orada Suriye toprağını işgal ediyor hali hazırda. Ne demek oluyor bu gelişmeler? Acaba bir bölgesel bir karışıklığa mı itmek istiyor İsrail orayı? Çok istiyorlar. İsrail Filistin topraklarını işgal ediyor. İsrail Mısır topraklarının bir kısmını hala işgal ediyor. Lübnan'ın güneyini işgal ediyor. Suriye'de Golan bölgesini işgal etmeye devam ediyor. Ama bu adım, hani derler ya perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye. Netanyahu sözde onur konu olarak davet edildi. Amerikan Kongresi'nde, Senato'da, Temsilciler Meclisi'ne seslenirken bunun yol haritasını çizdi. Lübnan, Hizbullah,
İran dedi, Suriye dedi. Bunların tamamı bizim açımızdan hasım. Hı hı. Ve Batı dünyasına kendince bir mesaj verdi. Biz orada sizin için mücadele ediyoruz ki siz burada akşamları rahat uyuyun diye bir yalana inandığını kendince takdir etti. Ve ne kadar tesadüf ki kendisi Washington'dayken bir anda Hizbullah Golan'a ve oradaki Dürzilere saldırıda bulundu. Yapmayın. 7 Ekim gününden beri Hizbullah yapmış olduğu her operasyonun arkasında durdu zaten. Ben yaptım dedi. İlk defa olmak kaydıyla ben yapmadım diyor. Ve yapmamıştır da. Çünkü Hizbullah Şii bir yapılanmanın temsilcisi. Dürziler de Şii. Aralarında tarih boyunca hiç bu denli bir kan ve bu denli bir saldırı olmamış iki tane milletin karşı karşıya gelip de aynı ümmetin içerisinde böyle bir saldırı düzenlemesine kim inanır? İstiyor ki Netanyahu Lübnan'ın içinde bir karışıklık olsun. Dürziler Netanyahu'nun tezlerine sahip çıksın. Hizbullah'ı parmakla işaret edip onlar da bir terör örgütüymüş gibi tanımlasın. Böylece Netanyahu ve İsrail ordusu Beyrut'a kadar yürüyebilsin. Lübnan'ın belirli alanlarını işgal edebilsin. Güney Lübnan'ı güvenli bölge haline getirip İsrail askerlerini orada konumlandırabilsin. Yeter mi? Yetmez. O bölgeden sonra Suriye'de Şam'a kadar yürüyebileceği yolun önünü açsın ki Türkiye-Suriye normalleşmesi durulsun. Yeter mi? O da yetmez. Asıl hedef kim? İran. Hizbullah'a yıllardır sahip çıkan, rejime Suriye'de yıllardır sahip çıkan İran'a da teröre destek veren ülke payesi yakıştırılsın ve en azından mevcut nükleer santraller ve uranyumu zenginleştirdiği alanların vurulması için meşru bir zemin olsun. Peki İran sizce bu oyuna gelir mi? Dahil olur mu bu karışıklığa? İran yıllardır devlet geleneği olan bir pozisyonda çok muhtemel burada sessiz kalmayı tercih edecektir. Özellikle reformist bir lider seçerek biraz ılımlı bir havadan, normalleşmeden yana bir tavır ortaya koyan İran'ın ben ateşe bu kadar kolay çekilemeyeceği kanaatindeyim. Ama izleyenlerimiz oyunun nasıl kurgulandığını, o senaryonun ne kadar büyük bir senaryo olduğunu bilsinler. Ve lütfen hani alel acele dış politika cereyan etmeyeceğini, diplomasinin ağır ve aksak ama hedefine bir şekilde ulaşan bir metodolojisi olduğunu da unutmasınlar. Evet. Peki şimdi az önce konuştuk ama özellikle belki de şunu vurgulamak lazım değil mi? Kongreye gittikten sonra Trump'la görüştükten sonra bu küstahça paylaşımların gelmesi de zamanlama olarak çok dikkat çekici. Amerika'yı zaten arkasında olduğunu biliyoruz ama Trump'la birlikte özellikle işte ben koşulsuz olarak arkanızda olmaya devam edeceğim mesajını aldıktan sonra buradan bir güç almış olabilir mi ayrıca? Zaman zaman konuşuyoruz yani acaba İsrail ABD'nin 51. eyaleti mi? Ben ona bir açılım getirmek istiyorum. 71 tane il var İsrail'de. Acaba Amerika İsrail'in 72. ili mi, vilayeti mi diye. Çünkü her ikisinin de varlık sebebi aslında. O coğrafyada bir Musevi devleti, uzun vadeli o evangelist inancın da kendi içerisinde inandıkları hamaset dolu büyük İsrail hedefi ve bu hedefe varsın diye elinden geleni yapan bir Amerikan hükümeti. Bir gerçeklik var. Trump kötünün de kötüsü. Konu Gazze ise, Batı Şeria ise, Filistin ise. Çünkü açık bir şekilde bu katliama destek vereceğini söyleyen, daha da fazla destek verelim ki bu iş bitsin diyen ve İsrail'in başkentini Tel Aviv'den alıp kendince Kudüs'e taşıyacak kadar da hukuk tanımaz, ahlaksız ve siyaset ötesi bir tavır sergileyebilecek kadar küstah bir pozisyon alabilen bir liderden bahsediyoruz. Netanyahu da Trump'ı arkasına aldığı her zaman bu denli densiz açıklamalar yapan ve savaş çığırtkanlığı yapan bir aktör. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi bir Gazze kasabı yakıştırması o kadar uygun ki. Trump'la o pozu yan yana verdikten 10 dakika sonra bu küstahlığı yapabilecek kadar. Dönüp de diğer başkan adayı olan Kamala Harris'ten istediği yüzü bulamadıktan sonra siz bizim sayemizde buradasınız diyecek kadar da Amerikan halkını da alçakça suçlayabilen bir lider. Sözde diyelim lider. İşte bu kişi şunu demişti. Sokakta gösteriler varken Amerikan Kongresi'nin üyelerine dönüp sizin halkınız aptal, sizin halkınız cahil dedi ve o kongre üyeleri ayakta alkışladı. İddiayla söylüyorum. O kongre üyelerinin yarısı Gazze'nin yerini bilmez. Bakın yarısı Batı Şeria'yı gösteremez. Farklı eyaletlerden geldiler, farklı yerlerden geldiler. İlk defa eyalet dışına çıkan senato üyeleri bile var. Temsilciler meclis üyeleri bile var. Ama kağıda yazmışlar. Salona girdiğinde alkışlayacaksınız.
ayağa kalkacaksınız, ara ara sözünü keseceksiniz. Bu makul Amerikalıların, vicdan sahibi Amerikalıların bana sorarsanız not ettiği bir durumdur. Evet. Tarih ayakta alkışlayanları yazmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.